sayfayız. Beyza Nur'u gördüm. Beyza Nur bari kamerasını açabilirse. Açtım hocam. Şu an sizi bekliyorum. Tamam. Sana hostluk mu vereceğim? Direkt ben kayıt için izin de verebilirsiniz tamam. Hocam. Kayda alacağım. Ha. Tamam bir saniye o zaman. Kayıt izni vereyim. Tamam olması teşekkür lazım. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Ben de slide paylaşmaya başlayayım. Evet. Şu an gözüküyor mu slide'ım? Evet hocam gözüküyor. Arkadaşlar tamam. Aslında daha önce de sizde toplantımızda da söyledim. Benzer bir sunumu birkaç ay önce başka bir gruba da vermiştim. Onlar da daha mühendis ağırlıklı arkadaşlardı ama birazını tırpanlayarak hemen hemen aynı şeylerden bahsedeceğiz aslında. Üzgün olarak söyleyeyim çünkü buradaki çoğunluğun olduğu şekilde ne fizikçiyim ne de astrofizikçi. Sadece çalışmalarımın bir kısmı belki astrofiziğin alanına giriyor diyebiliriz. Bugün işte sizinle sen ve mühendislik üzerine bir görüş yapacağız. Sağdaki resmi çok sevdiğim bir resim. Özellikle seninle ilk gittiğim zaman bir grubun kapısında görmüştüm. Mühendisler olmadan bilim sadece bir felsefedir şeklinde bir şeydi. Bu gördüğünüz Atlas dedektörü. Benim de parçası olduğum parçacık deneyinin, sendeki parçacık deneyinin büyük hadron çarpışmasına bağlı. Burada pek belli olmuyordu belki ama şunu nasıl kontrol edeceğim. Şurada bir arkadaşı görebiliyorsunuz. Ayakta bir adam var. Yani aslında söylediği şeyi de doğrular nitelikte. Çünkü bu yapı dünyanın en büyük yapılarından bir tanesi. İnsan eliyle yapılmış. Teknik yapı olarak diyelim hani binaları falan şey yaparsak, görmezden gelirsek bayağı önde olmasına rağmen ne kadar ufak kaldığını görebiliyorsunuz. Bizim toroidimizin önünde henüz tabii bir şeyler, slaytlar birleştirilmemiş slaytlar durumda. Burada bir mühendisliğe bir uzaktan göz kırpmayı seviyorum sunumlarımda. Devam edersek arkadaşlar ben kimim? Siz zaten bir ufak tanıtım yaptınız. Yani başta mühendisim, makine mühendisiyim. Makine mühendisi olmaktan da memnunum. Tabii mühendislik artık bir noktadan sonra tek başına yapılabilir bir hale gelmedi. O yüzden de zaten şu an yüksek enerji fizikçileriyle beraber çalışıyoruz. Mühendisliğin birikimini ve mühendisliğin bilgisini onların talepleri üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. Ama biraz aslında baktığınız zaman bu iletişim konusunda bir oldukça yeni diyebilirim. Çünkü hala uygulamada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle biz mühendisler iş tanımının yani teknik şartname ederiz biz buna. Yani şartnamesinin düzgün çizilmiş olmasını isteriz. Genelde şey şeklinde oluyor yani bize danışılmayan işler tekrardan önümüze geliyor. Ama ya da mesela tanımı düzgün verilmemiş oluyor. Yani şuraya parke döşeyim denmiş oluyor. Çok iş işten geçtikten sonra ya da çok sıkıntılı bir noktadan sonra ama parkeler mavi olacaktı gibi bir tepkiyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden çok dikkatli de olmak gerekiyor problemin tanımlanması anlamında. Çünkü problem tanımlanmasa mühendisler en kısa yoldan çözüme ulaşmaya çalışıyor. Burada da mühendis nedir tanımına geçmek istiyorum. Sevgili bölüm başkanımız Nurkan Yaraz'ın dersinde kendisinden dinlediğimde çok hoşuma gitmişti. Yani mühendis zaten Arapça kökenli hendese yapan kişi yani. Hesaplama yapan kişi demek aslında ama baktığımız zaman mühendis problemi çözümüyle beraber gören kişidir diye bir şey söylemişti hocamız. Kendisi de ODTÜ'den mühendis kökenli bir felsefe bölümü başkanı hocamızın herhalde sözüymüş. Yanlış hatırlamıyorsam çok yakın zamanda bunun üzerine konuştuk. Aslında buna da bir güncelleme getirdi ama çok detaya girmeyeceğim. Kısaca dediğim gibi problemi çözümüyle beraber görmek aslında sadece mühendislik eğitimini gerektirmiyor. Sizin düşünce yapınızla da alakalı bir durum. Çünkü sosyal anlamda da mühendislik var. İnsan ilişkileri açısından da mühendislik var. Ekonomik problemlere çözüm getirme anlamında da mühendislik var. Bu sadece problemi görme anlamında değil, problemi nasıl çözeceğimizi de içeriyor. Bu da tabii
deneyimi ve eğitimi gerektiriyor. Ne kadar deneyimli, ne kadar eğitimliyseniz problemi çözmek için başka gördüğünüz şeyleri probleme uygulama, aktarma anlamında bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir bilime ufak bir geçiş yapacağım. Bilimin toz pembelik muhabbetine. Çünkü özellikle şeyde bizim fizikçilerle veya işte bu bizim sendeki maceramızda falan hep böyle bilim çok güzel, bilim falan vesaire diyoruz ama aslında tabii bilimin de toz pembeliği tartışılır bir durum. Burada bir küçük örneğim var. Death Ray, yani ölüm ışını diye bir başlıkla şey yapılan. 1935 yılında İngiltere Kraliyet Hava Bakanlığı işte 100 yarda yaklaşık 90 metre uzaktan bir koyunu öldürebilene ama konvansiyonel olmayan, yani bir şey fırlatıp öldürmeyeceksin. Öldürebilene 1000 poundluk bir ödül koyuyor. Maalesef kimse başvurmuyor buna. Sonra Skip lakaplı Arnold Wilkins'a bu bir radyo istasyonunda çalışan bir mühendis bu problemi başka türlü getiriyorlar. Diyorlar ki 5 kilometre uzaktan 1 kilometre yükseklikte 8 pint, bu yaklaşık işte 3.7 litre suyun sıcaklığını 37 dereceden 40.5'a, yani altı üstü 3.5 derece arttırmasını istiyorlar. Bunun için ne kadar yüksek frekans radyo gücüne ihtiyaç duyduğunu soruluyor. Aslında soru hileli bir soru. Çünkü düşünülen şey Almanya savaş hazırlığında, 39'da İkinci Dünya Savaşı başladı biliyorsunuz. Ve İngilizler Almanların hava gücünden oldukça çekiniyorlar. İstiyorlar ki 5 kilometre uzaktan 1 kilometre yüksekten uçan bir uçağın içindeki pilotun kanının sıcaklığını arttırabileyim radyo frekansı uygulayarak ve ben bunu pilot ölsün ya da işte yani baygınlık geçirsin bir şekilde elimine edelim. Çünkü o kadar yüksekten bir uçağa çok doğru şekilde vurabilmek kolay değil. Yani ne oluyor? İşte bilimin bu bir yerde insan öldürmek için kullanılması kısmı ama bakıyorlar inanılmaz miktarda radyo frekans gücüne ihtiyaç var. Yani bu kadar mesafeden onu kurtaramıyoruz. Çok yüksek güce ihtiyaç var. Şu anda bile belki erişilebilecek durumlar değil. Fakat bu radarın ortaya çıkışını sağlıyor. Almanlar radarı buldu ama İngilizler kendi radarlarını geliştirmek için bugünkü kadar işte hemen radar bulduk, piyasaya sürelim, satalım gibi değil. Bunlar askeri teknolojiler. Şimdi bile aslında bir sürü teknoloji çok sonradan önümüze geliyor. Bu şekilde bir radarın önü açılıyor. Ne oluyor? İnsan öldürmek için aslında yola çıkılmış bir iş. Bugün uçakların, gemilerin rahatça seyahat edebilmesine, uzak mesafelere gidebilmesine, gece seyahat edilebilmesine, kötü hava şartlarında yolların izlerini bulabilmesine bir fayda sağlamış oluyor. Bir başka örnek yine aynı şeyde. Efendim boş boş dedi. Arkadaşlar soldaki filmde ben sağdaki Karboş, Karboş, Robert Boş'un ünlü Boş firmasının kurucusu sanırım amcaoğlu olması lazım. Akrabası. O da kendisi de bir mühendis. Kimya mühendisi diye biliyorum. Kimyager en azından. 1909 yılında Fritz Haber havadaki azotu kullanabileceği hale getirecek. Bu prosesini işte Karboş. Karboş ise endüstriyel boyuta taşıyor. Buradaki C harfini K'ye çevirmem lazımmış. Kusura bakmayın. Yani ne oluyor arkadaşlar? Düne kadar aslında bu neyin önünü açıyor? Yapay gübrenin önünü açıyor. Çünkü havadaki azotu normalde gübrelemeyle ancak biz bitkilere azot verebiliyorken artık havadan azot elde edebilecek duruma geçiyoruz. Bu da doğal olarak tarımı ileri taşıyor. Mevcut dünya nüfusunun bugün yapılan hesaplamaya göre buradaki grafikten de görülüyor. Kaynağı da verdim. Eğer bu proses olmasaydı bugün yaklaşık dünya nüfusu ne olacaktı? Kırmızıyla gösteriliyor arkadaşlar. Gri de total sadece sentetikli olsaydı bugünkü dünya nüfusu neredeyse yarısı aslında bu buluşun sonucunda şey yapmış bir durum. Yani bu kadar insanın aslında hayatta kalmasından bu arkadaşlar sorumlu diyebiliriz. Ne kadar güzel, bilim ne kadar tatlı oluyor böyle baktığımız zaman. Fritz Haber 1918'de, Karl Boş'ta 31'de Nobel Kimya Ödülünü alıyorlar. Bu arada ikisi de Nobel'li kimyagerler. Fakat Fritz Haber'in mesela şöyle bir lafı var. İngilizce yapmışım. Bilim insanları savaş zamanı ülkelerine aittir gibi, ülkelerine bağlıdır gibi bir şey var.
bunun da aslında paralelinde bir eylemi var. Kimyasal silahın babası olarak kabul ediliyor Fritz Haber. Ve yani özellikle Dünya Savaşı'nda tepelerde kullanılan öldürücü gazların savaş meydanlarında kullanılmasının aslında öncülerinden bir tanesi. Böyle de baktığımız zaman bayağı sıkıntılı bir karakter oluyor. Yani işte toz pembelik tartışılır bir noktaya geliyor veyahut da bir insan siyah ya da beyaz olarak adlandırılamayabilir. İnsanları da bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir şey de var. Clara Emme var arkadaşlar. Bu da Fritz Haber'in eşi. Almanya'nın ilk doktoralı kimyageri ve bir cepheden dönüşte insanlar gene zehirlendiği bir savaş durumundan sonra Fritz Haber'le tartışıyorlar ve şey odur ki, rivayet odur ki Fritz Haber'in beylik silahıyla intihar ediyor. Fakat tabii bu şey belli değil. Fritz Haber bu arada Yahudi asıllı, sonradan Hristiyanlığa geçmiş bir bilim adamı. Ve İkinci Dünya Savaşı dönemine yaklaşıldığı zaman mecburen ülkesinden de ayrılmak zorunda kalıyor aslında, o kadar vatanperver gözükmesine rağmen. Çünkü işler değişiyor. Ve İsviçre'de bir otel odasında hayatı son buluyor vakti geldiğinde. Diyelim yani, o da çok işine yaramış gibi bir durum değil. Ama dediğim gibi toz pembe mi, işte tartışılır. Peki şimdi partikül fiziği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ben yapıyorum, fizikçi arkadaşlar yapıyor. Ben aslında o çalışmalara yardım ediyorum. Öyle bakalım. Bu masrafa değiyor mu? Çünkü şöyle tartışmalar oluyor. Ya bu kadar masraf ediliyor. Milyar dolarlık işler bunlar. Yani şu an yerin 100 metre altında ortalama 27 kilometrelik bir tünel var. Orada dünyanın en düşük sıcaklığına sahip ortam var. Çok bol miktarda süper iletken magnet kullanılıyor. Yani çok maliyetli bir şey. Çalıştırılması bile çok maliyetli. Sonuçlar ne işimize yarayacak? Bu kadar şey yapılıyor, ne işimize yarayacak? Ben bunu maalesef Türkiye'de fizik profesörü olmuş insanlardan bile duydum. Ya o kadar gittiniz geldiniz ne oldu? Ya da işte yapıldı, ne çıktı ortaya gibi. Biraz bunlara bir analojiyle şey yapalım. Everest'e tırmanan birisi için arkadaşlar, birisini düşünelim. Bu insanın Everest'e tırmanıyor olması bizim için günlük yaşamda herhangi diğer insanlar için aslında bir fayda teşkil etmiyor. Ama kendi uğruna ne kadar ilginç olursa olsun çok önemli değil. Ama polar ceketler, nefes alabilen su geçirmez kumaşlar, işte bu Gore-Tex dediğimiz malzemeler ilk kez ciddi dağcılık seferleri için geliştiriliyor. Ve şimdi ucuz, vazgeçilmez, askeriyede de kullanılan teknolojiler haline geliyor. Yani ilk başta ne gereği var bunları geliştireceğiz, sadece dağa çıkacak bir adam için deseydik bu şekilde olmayacaktı. Bir başka örnek, bu şeyi seviyorum. Mühendis arkadaşlara özellikle ama diğer arkadaşlara da genel kültür anlamında çok tavsiye ederim. 50 Things That Made Me diye BBC'nin bir podcast yapısı var. Pardon arkadaşlar. Burada 50 ürün üzerinden dünya ekonomisinin hiç beklemediğiniz katkılardan bahseden çok güzel bir podcast serisi. Çok temiz de bir İngilizceyle anlatılmış. Yani sırf ben İngilizcemi sıcak tutmak için, çünkü Türkiye'ye döndüğümüzde çok sık kullanmıyoruz. Bunları arabayla seyahat ederken falan dinliyorum. Size de tavsiye ederim. Bu 50 Things oldu. İkinci serisi aslında 100 oldu. Bonus bölüm falan yaptılar vesaire. Hatta ilk bölüm dizel motordu. Dizel motorun dünyayı nasıl değiştirdiğini veya işte barkodun dünya ekonomisini nasıl değiştirdiğini, sigorta sisteminin veyahut da dikenli telin ne kadar dünya ekonomisine bugün bir katkı verdiğini veya neleri değiştirdiğini ilginç şekilde anlatıyor ve aslında ufuk açması açısından çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Aratıp bulursanız arkadaşlar podcast'ini reklamsız bir şekilde indirip dinleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir bölümde Mariana Mazzucato'nun ekonomist bu. Bir iPhone'u gerçekten ne iPhone yapar diye bir alıntısı vardı. O çok hoşuma gitmişti. Şimdi ondan biraz bahsedeceğiz. Bu masrafa değiyor mu kısmı için aslında. Burada da aslında iPhone'un dünya ekonomisine ne kadar katkı verdiği, neleri değiştirdiğini bir müşahhas misal olarak aslında verilmiş bir durum bu. Bakalım neler. Uzun bir liste, mikro işlemcisi, hafıza çipi, katalog diski, LCD paneli, lityum şeyler, algoritmalar, internetin kendisi, protokoller, hücresel ağ,
İşte GPS'i, dokunmatik ekranı, Siri'si bugün sesle etkileşen yapay zeka verim. Bunlar iPhone'u iPhone yapan 12 tane anahtar teknoloji. Peki bunların ortak özelliği ne arkadaşlar? Bunların ortak özellikleri ya devlet destekli girişimci projelerinde tarafından bireysel olarak geliştirilmiş şeyler veyahut da işte büyük laboratuvarlarda mesela bunlardan internet ve dokunmatik ekran CERN'de geliştirildi arkadaşlar. Yani ya askeri teknoloji ya devlet destekli projelerden çıkmış şeyler. Her biri ayrı ayrı projeler bunlar ve bir gün geldi bunlar iPhone'un içinde bir araya geldiler. 12 tane sırf başka bir sürü teknoloji de var da anahtar teknoloji olarak dersek. Yani şuna şöyle bakamayız. Dokunmatik ekran yapacağız ne olacak? Bugün dokunmatik ekransız şu hareketi yapmadan bir hayat düşünemiyoruz veya internetsiz bir hayat düşünemiyoruz. Ama bunu yapan insanlar ya bunu yapacağız da ne işe yarayacak gibi demedi. Bugün iPhone karşımızda duruyor. iPhone değil bir sürü telefon aslında. Sadece tanım böyle olduğu için verdim. Burada resimler biraz girmiş arkadaşlar. Pardon. Arjizminin getirileri ile ilgili biraz da sizinle bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi evrene bakışımızı değiştirdi. Diğer bilimlere bir etkisi oldu. Bir sürü insanın aslında bugünkü yaşamımızı iyileştirdi ve yeni uzmanlar, yeni bilim adamları geliştirmesine sahip oldu. Ama belli başlıklarda bunları şey yaparsak tıp, yani MRI'nin geliştirilmesi, MR cihazlarının aslında, imaging aslında, manyetik rezonans imaging'in geliştirilmesi, süper üretken teknolojisinin gelişimine bağlı olarak şey yapıldı. Kanser tedavisi işte biliyorsunuz X-Ray, proton, nötron ve hastalığın teşhisi için ağır iyonları üreten hızlandırıcılar. Çünkü Türkiye'de bir de aslında bir sürü hızlandırıcı var. Medikal hızlandırıcı diyoruz bunlara. Işın gönderip işte dokunun belli bir seviye kadar altına inip orada kanserli hücreye hücum edebilen yapılar yapılabiliyor. Daha bir sürü şey. İşte kanı demişim, tanı cihazları, pardon arkadaşlar, oradakini de düzeltmek lazım. Başka ne var? Güvenlik, mesela en basitinden bir nötrino dedektörüyle arkadaşlar nükleer reaktörleri çok uzak mesafelerden gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta bizim bu konuda bir arkadaşımız proje de vermişti ekipten. Yani ekibimizden derken tabii kendisi Tokat Üniversitesi'nde profesör bir arkadaşımız. X ışını tarayıcıları en basitinden işte bir yere girdiğiniz zaman havalimanlarında vesairede veyahut da işte bir AVM'ye girerken tarayıcı yapıyorsunuz. Tarayıcılar cihaz şeylerinizi geçiriyorsunuz, eşyalarınızı veyahut da gümrüklerde ona uygun tarayıcılar vesaireler. Bütün bir içinden tırın geçtiği yapılar. Bu tip tarayıcılar sonuçta endüstriye bir katkısı var. Güç yönetimini daha iyi getirmek için süper iletkenler var mesela en basitinden. Güç kayıplarının çok minimize edildiği yapılar bunlar. Ulaşıma bir katkısı var. Süper iletken mıknatıslar yine aynı şekilde işte bu havada gidebilen levitation trenlerinin şeyleri. Biyotipa ve ilaç gelişimine etkisi var. Çünkü ilaçların ömürlerinin uzatılması, farklı tip ilaçların geliştirilmesinde veyahut da gıdaların ömürlerinin uzatılmasında bunlar kullanılabiliyor. Türbülansı anlamada aslında da kullanabiliyoruz. Çünkü çok fazla sayıda şey var ve türbülans çok tanımlayabildiğimiz bir şey değil. Yani biz Reynolds sayısına göre türbülanslı ya da türbülansız bir akış olarak söyleyebiliyoruz bunu ama bunu parçacık düzeyinde ele alıp kontrol edebildiğiniz zaman daha iyi anlayabiliyorsunuz. Aslında hala mühendisliğin de kendi içinde muammaları var diyebiliriz. Bilgi işlem için www, zaten Tim Berners-Lee parçacık fizikçilerinin haberleşmesi için aslında CERN'de bir yapı geliştirdi ve sonradan bütün dünyaya hediye ettiler bunu. Grid yapısı var. Gene CERN'de başlatıldı aslında. Bir sürü işlemci yükünün başka ülkelerdeki yapılara dağıtılması için bir grid oluşturulması, ağ oluşturulması aslında meselesi. Sonuncu olarak da dersek aslında resimleri hiç yapmamışım arkadaşlar. İşte türbülansı ve işte Tim Berners-Lee'yi görebiliyoruz burada. Aslında yandaki bilgisayarda kendi bilgisayarı şey yaptı. Sende de hala data center'da müze gibi sergileniyor. Bir de kaliteli iş gücü var arkadaşlar. Çünkü iş gücüne bir etkisi var. Bu tip yüksek ağırlıklı konularda çalışıldığı zaman insanlar doğal olarak kalifiye eleman haline geliyorlar.
benzersiz sorunlara benzersiz çözümler bulmak üzerine. Mesela şöyle bakabiliriz. Senin Impact on People's Career diye bir şey vardı. 2017 yılında senin şeyinde çalışılmış. Yani insanların kariyerine, senin etkisine bakarsak mesela 750 kişi hep dediği burada arkadaşlar yani ayrılmadan önce high enerji fiziksten ayrılmadan önce incelenen 757 kişi ya da ayrılmış olan 750 kişinin işte ne kadarı işte belli bir kısmı postdoc yapmış bayağı yarıya yakın aslında yani devam ettirmişler doktora sonrası araştırmalarına bir kısmı öğrenci olmaya devam ediyor PhD sunu bunlar bu şekildeler önce en başta yani ayrılmadan önce sonradan arkadaşlar 727'si bunların özel sektörde çalışıyor. Girişimci olmuş, kendisi firmalarını kurmuş. Kamu sektöründe çalışıyorlar. Bir kısmı da maalesef işsiz. Ama onlar da şöyle söyleyeyim yani kripto paralar için bir bot geliştirmeye falan çalışan arkadaşım bile vardı. Senelerce analiz yaptı aslında. Parçacık fiziği analizlerini yaptı. Devasa güçlü bilgisayarlarda. Şimdi o analiz fikirlerini şey yapıyor. Sektörel olarak da bakarsak çoğu kişi IT'ye geçiyor. Dediğim sebeplerle yüksek enerji fiziğinin özellikle CERN'in içerisinde çok fazla data çalışmaları olduğu için. Çünkü çarpışmalarda birazdan değineceğiz. İnanılmaz miktarda data elde ediliyor ama bunların elleçlenmesi gerekiyor. Level 0, level 1, level 2 diye giden trigger sistemleri var. Yani hiçbir data çöpü olmuyor ama bu her bir level'da bir önceki level'dan gelen datanın içerisinden kaliteli olanlarını hızlıca elemek için bir yapı var. Çünkü şu anda bile CERN'e çıkan bir yayın belki 5 sene evvel elde edilmiş bir çarpışma verisinin detaylı incelenmesiyle bulunuyor. Yani ışığı görüyorsunuz, ışığı size verebilecek olan yapıyı ayırıyorsunuz. Çünkü çok fazla şey var. Sizin ihtiyaçlarınıza uygun olanı bu sefer daha derin taramayla devam ediyorsunuz. Akademide devam eden bir ağırlık var. Finansal işlerde de çalışan çok büyük varlık var. Dediğim gibi benzer sebeplerle bu cryptocurrency işlerini yapan arkadaşım gibi finansal konularda da ağırlıklı çok çalışan oluyor. Diğerleri de biraz daha artık düşük sayılarda danışmanlık yapanlar var. Yani kendi tanıdığım arkadaşlar da var. Görebildiğiniz gibi oldukça geniş bir sektörel dağılım mevcut. Peki CERN'in kendisine bakarsak arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı bitmiş, insanlar aslında bir ideal etrafında toplanmak istiyor. Biraz da işin ucunda şey var, yani ya biz teknoloji geliştirip birbirimizin kafasına vuruyoruz sürekli. Hadi yani bir oluşum yapalım, aslında Avrupa Birliği'nin de ucundan temeli gibi bakılabilir buna. Ya da Avrupa Birliği düşüncesinin, idealinin bir parçası gibi düşünülebilir. Beraber çalışalım. İlk önce 1952'de Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi olarak kuruluyor. Sonradan organizasyona dönüşüyor. 1954 yılında 12 Avrupa ülkesi kurucu, aralarında biz yokuz. Ama mesela Yunanistan mevcut. O zaman için yani küçük ülke olarak sayabileceğim ya da tam Avrupalı diyemeyeceğim dibimizde bir ülke. Ya da Yugoslavya belki biraz da Rusya'nın şeyiyle olmuştur. Çünkü 54 yılında hala Sovyet bloğuna bağlıydı. Şu an tam ülke sayısı 23. Bu slide hazırladığım esnalarda değişmiş de olabilir. Bazı ülkeler yarı üyeyken bunların görüşmelerini yapıyorlar. Asosiye üye biz de dahil olmak üzere. Kıbrıs mesela tam üye adayı şu anda. Slovenya da tam üye adayı. Biz de tam üye adayı. Tam üyeye başvurduk. Onlar da kabul etti. Gelin imza atın dediler. Biz gidip yarı üyeliği, yani asosiye üyeliği tekrardan kabul ettik. Bunun kendi içinde makul sebepleri vardı. Yani biz teknolojik altyapı olarak, yani bu şey gibi. Asosiye üye ile tam üyenin arasında belli anlamlarda çok fark yok. Bilgiye erişim açısından çok fark yok ama var. Ama mali katkıyı nüfusunuza göre verdiğiniz için, yani Türkiye Almanya'dan sonra ikinci gelecekti. Üye ülkeler arasında çok yüklü bir miktar olacaktı. Şimdi bunun onda biri kadar bir meblağ ile şey yapıyoruz. Bundan tasarruf edilmesi, edilmemesi tartışılır. Çünkü düşünüldüğünde ya biz bu parayı, şöyle de bir şey var, verdiğiniz kadar parayı biraz daha fazlasını hatta geri alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Bir, sonuçta CERN'in harcamaları var ve CERN'le iş yapabiliyorsunuz. Türkiye biz o seviyede tam değiliz. Bu kadar çok para verirsek geri almamız, bize dönüşü çok kolay olmaz. Biz oraya vereceğimiz parayı Türkiye'de geliştirmeye harcayalım diye bir idealle çıktık.
Ne kadar tuttu tartışılır ama bir şeyler yapılıyor. Yapılmıyor da değil. Yani hızlandırıcı enstitüleri vesaire kuruluyor. Gözlemci olarak da 5 tane ülke ve kuruluş var. UNESCO da bunların içinde. Avrupa Komisyonu da içinde. Amerika ilginç şekilde belki Almanya'dan sonra en çok para katkısı veren ülkelerden bir tanesi ama CERN'e üye değil. Hatta yarı üye bile değil. Bakarsanız Avrupa ama mesela yani burada artık listeye baktığınızda herkes Avrupa ülkesi değil. Hindistan var mesela aynı durumda olan. Hindistan artık yarı üye bizimle aynı durumda. Kendi sebepleri var herhalde Avrupa'nın, Amerika'nın. Çok bilmiyorum ama bir noktadan sonra belki de katılacaktır diye düşünüyorum. Amerikan ekipleri yoğun ve kendi ekiplerini güzelce destekliyorlar. Aynı zamanda 38 ülkeyle işbirliği anlaşması, 19 ülkeyle de çeşitli temaslar, bilimsel temasları mevcut. O yüzden yani gerçekten CERN artık Avrupa değil bir dünya yapısı diye bakılabilir. Yani ben bir süre bir evde kalmıştım. Mesela Pakistanlı bir arkadaşım vardı, ev arkadaşım. O da zaten asosiye üyelerden bir tanesi. Yani baktığınız zaman şucu ya da bucu ya da şöyle ülkedir vesaire bir şey yok. İranlı insanlarla da tanıştım orada. Hani şey açısından söylüyorum. Ya belli kısma ya da belli kendi kafalarını oluşturdukları bir yapıya göre bakılmıyor. Bilimsel anlamda gerçekten ayrımcılık olmayan bir yapısı mevcut. Ufak tefek şeyler olabilir. O da artık volkanizmlerin içinde kalsın diyeyim. 12 binden fazla kayıtlı kullanıcı var. Ben de bir kullanıcıyım. Çünkü desteklenme durumum CERN'in kendisi tarafından değil de bizim yarı üyeliğimizin dahilinde yapılan projeler tarafından olduğu için bu bahsettiğimiz işte tanıtımda söylediğiniz KAST ve Atlas deneyleri içerisinde. O yüzden biz aslında user'ız. Burada da tabii kendi içinde bir ayrım var. Nereye bakarsak arkadaşlar bu Leman Gölü aslında şuradaki çizgiyi şöyle dersem çok da belli olmuyor ama Fransa sınırı gri olan bu kadar dibinde. Yani Fransa ile İsviçre sınırında Jura Alpleri denilen yapının yakınında kurulmuş bir durumda. Aslında topraklarının çoğu hızlandırıcının da büyük bir kısmı Fransa topraklarının içerisinde. Ama tarafsızlığı, geleneksel tarafsızlık yapısı nedeniyle o da tartışılır. İsviçre'de kuruldu bu ve bu şekilde devam ediyor. Yani Birleşmiş Milletler'de İsviçre'de biliyorsunuz. Nasıl gidilir? Gidilir derken yani uçağa binip gidiyorsunuz tabii ki İsviçre'ye. Bunu söylemiyoruz. Staff olarak başlanabilir. Şu an 2600 iki tane staff'ı var yaklaşık en son baktığım verilere göre. Bunların 1200'ü mühendis ki yani staffların içerisinde çok fazla şey olduğunu düşünün. Sabitçi elemanları yani iktisatçılar vesaireler. Çünkü orası bir işletme ve yani bir sürü yönetim kadrosu da var. Bunların içerisinde gerçekten maaşlı fizikçi çok az. Yani teori fizikçiler bir miktar belli grupların başında fizikçiler var ama staff yani kendi elemanı durumunda olan aslında şey değil. Mühendisler biraz daha kalıcı bu anlamda. Fellowluk var arkadaşlar, desteklenen bir aslında bursiyer gibi. Yine bunların çoğunluğu mühendis yetiştirip dağıtıyorlar ya da bir sonraki aşama fellowluğa geçiliyor. Aslında alttan doğru yani student olarak gidiyorsunuz. Bunların içerisinde teknik öğrencilik, doktor öğrencisi ve yaz okulu öğrencisi olarak gidilebiliyor. Bunların hepsi şeyde açık. Yani şurada hepsini açarsam arkadaşlar. Kariyeriz. CERN'de girerseniz arkadaşlar buradan bunların her biri için açık pozisyonları, dönemlerini vesaireyi görürsünüz. Staff olmak için bile yani CERN'le bugüne kadar yolunuz kesişmemiş bile olsa sizin şeyinize, donanımınıza uygun bir iş varsa doğrudan staff olarak başlayabilirsiniz. Ve genellikle stafflar ilk başta 5 sene ondan sonra da sınırsız bir şekilde istihdam ediliyorlar. Hasılı şöyle diyebiliriz, yaz okulu öğrencisi olarak genelde insanlar gidiyor. Daha çok yaz okulu öğrencisi alınıyor. Yaz dışında çoğu okulda şey yapıyor. Ve yani bu sene 3 şeydi, Türktü. Ama yaz okulu öğrencisi ben bayağı bir Türk'le seneler boyunca tanıştım. Doktor öğrencisi de bir sürü arkadaşımız vardı. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, CERN doktora unvanı vermiyor. Yani ben doktorumu CERN'de bile yapıyor olsaydım, CERN'den doktora almayacaktım. Çünkü sen bir kuruluş ama üniversite değil, eğitim kuruluşu değil, enstitü, araştırma merkezi aslında. O yüzden
böyle bir durumu var. İnsanlar çalışmalarını orada yapıyorlar, konuları orada veya işte ortak bir birden fazla danışmanlıkla beraber, danışmanla beraber yürütüyorlar işlerini. Tabii senin izni çerçevesinde eğer fiziksel olarak orada bulunacaksa, ama tamamıyla işi şeyde yapıyor. Ama bu esnadaki desteği kendi ülkesinden de alabilir, senin kendisinden de alabiliyor, durum değişiyor. Teknik öğrencilik de yine aynı şekilde. Yani Türklere kapılar kapalı değil. Başvurular içerisinde düzgün başvuru, kalifiye eleman varsa girilebiliyor. Genelde de mühendisler açısından söylersem, yani genelde benim gördüğüm yaz okulu ya da teknik öğrenci olarak gidip fellowluk teklifi alan arkadaşlar oluyordu. Staffluğa geçmek gerçekten zor. Ve stafflık için asosiye ve ya da tam üye olma arasında bir fark var. Burada maalesef böyle bir durum var. Katkınıza göre aslında eleman çalıştırabiliyorsunuz. Bu nedenle de Alman, İtalyan sayısı diğerlerine göre daha fazla stafflar içerisinde söyleyebilirim. Aynı zamanda sırf öğrenciler için işte yaz okulu var, teknik öğrenci alımı var. Yaklaşık senede 200, birinde 140. Doktor öğrencisi 3 seneyi geçmemek şartıyla 200 kişi. Yani genelde 2 sene artı 1, 2 artı 1 veriliyor doktor öğrenciliği işleri. Yani doktoranızın eğer teorik kısmında, yani dersleri aldığınız esnada sende bulunmanıza gerek olmuyor. Yönetici öğrenci pozisyonunda var bu arada. Yani insan kaynakları, finans, iletişim, hukuk, satın alma, lojistik. Çünkü ciddi bir lojistik ağı var. Yani ben CERN'in içerisinde direkt CERN'in store'una girip web sayfası on binlerce ürün içerisinden alım yapabiliyordum. Tabii neyle yapıyorum? Bütçe kodu elimde olursa, benim de bütçemden sorumlu supervisor'ım kabul ederse direkt olarak alımı yapıyorsunuz. Ya da ortak çalışılan firmalara da doğrudan yönlendiriliyorsunuz. Yani bir nevi şey gibi, Bauhaus var ama sen kendi sitesinden bağlanıyorsun. Bauhaus'a link atıyor. Oradan alışveriş yapıyorsun. Sepete düşüyor ama sepet direkt olarak sen hesabına aktarılmış oluyor gibi bir durum var. Bu şekilde bu 2019 yılının istatistikleri. Maalesef zaten 2020'de yaz okulu olamadı gibi bir durum oldu. 2021'deyiz. İşte bu yaz neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. Misyon olarak bakarsak arkadaşlar, birkaç başlıkta toplanabilir. CERN'den bahsediyoruz hala. Araştırma, yani evren hakkındaki soruları cevap arıyoruz. Teknolojinin sınırlarını ilerletmek, zorlamak durumundayız. Çünkü az evvel aslında ucundan bahsettiğim dünyanın en güçlü mıknatısları orada. 9 Tesla'ya çıkan, manyetik alan üreten süper iletken yapılar. Tabii süper iletkenliğe sahip olmak için yine inanılmaz derecede soğuk, artık soğuk bile diyemeyeceğim, yani birazdan bahsedeceğiz. Yani evrende çok az noktada, belki de hiçbir yerde bulunmayan, sadece insan eliyle yapılmış sıcaklıklardan bahsediyoruz bunlar. İşbirliği, uluslararası işbirliği yapma ve eğitim, tabii insanları bir araya getirme. Şimdi sende hızlandırıcılar var. Burada çok üzerine durmayacağım. LINAC'la başlıyor. Her zaman LINAC başlıyor. LINAC, Linear Accelerator'ın kısaltılmışı, doğrusal hızlandırıcı. Çünkü ilk başta doğrusal olarak başlatılıyor bu iş. Ondan sonra booster aslında gaz verici ya da hızlandırıcı. Ama ne oluyor? Hızlandırdığınız protonu ya da elektronu, neyle ya da işte yüklü parçacığı diyeyim. Çünkü bazen şeyde izotop da şey yapabiliyorlar, hızlandırabiliyorlar. Boost ediliyor, daha da hızlandırılıyor. Ondan sonra proton siklotron gibi isimler zaten burada. CERN'le ilgili bir can sıkıcı durum, bir tanesi şudur işte. Bunların hepsini aşina alıyorsunuz bir saatten sonra. Her şeyin kısaltması var. Her şeyin kısaltması var. Bir mail geliyor, yarısı kısaltma, ciddi can sıkıcı işi var. Ama lineer akseleratörde, hızlandırıcıda arkadaşlar, 3'te 1'i hızındayken ve bunlar bizim Türkiye'de denediğimiz ya da dünyanın herhangi bir yerinde olan kadar küçük değil, oldukça büyük doğrusal hızlandırıcılar. Bunlarla arkadaşlar ancak ışık hızının %30'una çıkıyorsunuz. En son hızlandı, bir sonraki aşamaya getir, oraya bas, orada da hızlandı, tekrar bir sonrakine geçir, orada da hızlandı. En son LHC'ye, yani Large Hadron Collider, büyük hadron çarpıştırıcısına getirip orada hızlandırıyorsunuz. Getirir getirmez de çarpıştırmıyorsunuz. Orada da hızlandırmaya devam ediyorsunuz. Doğal olarak fizikten de bildiğiniz gibi hiçbir zaman ışık hızı da ulaşamıyorsunuz. Ulaşamadığınız gibi zaten döndürürken bir noktada
sizin şeyiniz artıyor. Kütle merkezi enerjiniz artıyor. Yani enerji veriyorsunuz, çarpışmanın enerjisini arttırıyorsunuz ama şey artmıyor. Yani hızını arttıramıyorsunuz. Bir de doğrusal momentumunu değiştirdiğiniz için ışıma yapıyor. Sinkrotron ışıması gibi bir sonuca sebep oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Fizikçi arkadaşlar varsa aramızda. Yine bakarsak arkadaşlar 9300 tane mıknatıs var. Bunlar yaklaşık yani 17 metre falan da sanırım. Ve sıvı azotlu önce 80 Kelvin'e yani -193 Kelvin'e, ondan sonra da helyumla, helyum 3 diyoruz buna ve helyum doğal olarak bulunmuyor arkadaşlar, üretilmesi gerekiyor. Yani kaya gazından bir yerlerden elde edilebiliyor, çıkarılabiliyor madencilik gibi ama şu an şey değil, hatta uzay madenciliği anlamında da işte ayda yüklük helyum yataklarının olduğu vesairesi konuşuluyordu. Bir şekilde helyum pahalı. 60 tonlu sıvı helyumla biz -271.3 dereceye 1.9 Kelvin, 1.8 Kelvin de diyebiliriz. En azından benim çalıştığım diğer deneyde. Büyük hadron çarpıştırıcısında bu magnetlerin süper iletken özelliğe sahip olması için yaklaşık 20 metre boyunda 9300 tane mıknatıs, totalde 27 kilometre yaklaşık bir mesafede arkadaşlar bu dediğim sıcaklığa kadar soğutuluyor. Tam güçte çalıştığında işte ışık hızına yakın çarpışmadan önce arkadaşlar yaklaşık 11.245 tur atıyor ki bu hıza ulaşabilirsin. Ondan sonra tabii hızlandırıyorsunuz. Çarpışmadan önce de değil. Ondan sonra zaten artık hızlandıramıyorsunuz. Enerjisini arttırıyorsunuz. 7.1'den çünkü karşılıklı çarpıştırılıyor bunlar. Tur atarlarken ters yönde dönüyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 25 nanosaniye aralıklarla demet diyoruz biz bunlara. Demetler bir araya geliyor. Bohçaları aslında demetlerin beam diyoruz. Bunlar çarpıştırılıyor arkadaşlar. Ve şöyle düşünün böyle baktığımızda. 25 nanosaniyede bir parçacık çarpışıyor. 25 nanosaniyede bir inanılmaz miktarda veri çıkıyor ortaya. Yani saniyede 600 milyon çarpışma demek bu. Ve bunların bu tünelin içerisinde hiçbir yere dokunmadan bu magnetlerin arasında tabii bunların arasında sadece mıknatıs değil başka tip yapılar da var. Yönlendirici kicker'lar, kicker magnetler mesela yön değiştirmek için kullanılan vesaire. Bunların içerisinde arkadaşlar hiçbir şeyin olmaması lazım. O yüzden onun üzeri -13 atmosfere kadar soğutuluyor. Ultra yüksek vakumlu borular ve bunda ciddi bir mühendislik gerekiyor. Bu gezegenler arası boşluk kadar büyük bir boşluk. Hatta burada bir şeye geçersek arkadaşlar bu deneyleri biz uzay boşluğunda yapabiliyor olsaydık çok daha ucuza mal olacaktı ve ileride yapılmaması için bir şey görmüyorum. Yani sıcaklık, yani soğukluk da yeterince var. Böyle süper iletken olabiliyorsunuz. Ama tabii bir sıkıntı çıkıyor. O üretilen sıcaklığı dışarı atabilmek. Yani sonuçta ısı transferi diye bir olay gerçekleşmiyor. Onu başka bir artık kütleye mi aktaracağız, ne yapacağız bilmiyorum. Ama sonuçta yapılabilir. En azından vakum derdinden kurtulduk. Çünkü vakum da çok can sıkıcı bir durum. Şimdi hem sıcak hem soğuk. Yani çok soğuğa getiriyoruz. 1.9 Kelvin diyoruz ama güneşin merkezinden de 100 bin kat daha yüksek sıcaklığa ulaşıyor çarpışmanın olduğu yer. Ama o kadar küçük bir nokta ki tabii bu açığa çıkan enerji bir noktada da tabii fark edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü protonlar çarpışıyor. Yani proton dediğimiz şeyin kütlesine bakarsanız görürüz. Ve dedektör sistemi arkadaşlar yani grid sistemi var. %20'si servin içerisinde. Yani bir senede yaklaşık çift katmanlı DVD'ler vardı. Hala bunu kullanıyoruz ama çift katmanlı DVD şöyle diyeyim size. 7 GB'a yakın sanırım bir veri tutuyordu. 5 küsür de olabilir beni düzeltin şeyse. Hani iki tarafına da yazılabilen DVD. Bunlardan 100 bin tane DVD'ye siz veri aktarırsanız ancak o veriyi tutabiliyorsunuz. Ve yani bu veri dediğim şey sayısal veri, tekst dosyası yaratıyorsun. Şurada şu oldu diye. Yani bu bir video kamerayla çekilmiş bir şey değil. O yüzden şeyi düşünün. Yapının ne kadar çok veri ürettiğini düşünün. Büyük hadron çarpıştırıcısı BHC 80'lerde ortaya atılıyor. CERN konseyi 94'te onaylıyor. Toplam maliyeti arkadaşlar 5.000 milyon yani 5 milyar frank aslında. Bakarsanız CH5 İsviçre frangının şeyi arkadaşlar Confederation Helvetica Frank diye geçecek bir yapı.
şeyde her proton demedinde 2808 bunch var, bohça var ve her bir bohçada da 10 üzeri 11. Yani bir demette 10 üzeri 11 çarpı 2808 tane proton bulunduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar bir bunch bir yerden geliyor, bir bunch bir yerden geliyor diye düşündüğünüzde bunu da 2 ile çarpmak gerekiyor aslında. Bunlar kafa kafaya vurduruluyor. Vurdurulmaya çalışılıyor çünkü vurmaya da biliyor. O yüzden çarpıştırmaya başlanılıyor. Tesir kesiti diyoruz. Tesir kesiti azalmaya başladığında artık çünkü çarpışıp gidiyor. Çarpışmayanlar tekrar bir tur atıp tekrar çarpışıyor. Bir tur atıp tekrar çarpışıyor ama bir noktada artık verim düşmeye başladığı zaman beam dump dediğimiz yani çöpe atıyoruz aslında beam'i bir sabit hedefe doğru vuruyoruz. Beton ağırlıklı bir hedef. Radyoaktif durumda maalesef. Ona vuruluyor. Orada yok ediliyor. Bu sadece şey durumunda değil herhangi bir risk durumunda hatta birkaç sene önce Japonya'da olan işte bu nükleer reaktörü de Fukushima'yı da fena hale getiren deprem sonrası o tsunami'den oldu ama o tip bir deprem durumunda da arkadaşlar düşünün Japonya'daki deprem nedeniyle İsviçre'deki Büyük Hadron Çarpışması'ndaki protonlar çöpe atıldı. Çünkü o titreşim oradan bile algılandı. Bir her demetin ömrü 10 saat. Yani 10 saatte siz hızlandırdığınızda artık çarpıştırıyorsunuz. Ondan sonra çöpe atıyorsunuz bunları. 25 nanosaniyeydi. Yani bunch crossing işte geçişler var. Her geçişmede yaklaşık 20 tane çarpışma oluyor. Yani o kadar miktarda şey oluyor ama her 25 nanosaniyede bir 20 tanesi kafa kafaya denk geliyor. Bizim istediğimiz tesir kesitine sahip oluyor diyebiliriz. 2015'te en yüksek enerji 8 TeV çıkıldı. Tera elektron volt yani bir elektronun sahip olduğu enerjinin 8 terayla çarpılmış hali milyar teraya gittik. 10 üzeri 12 sanırım elektronun sahip olduğu şeye geliyor, enerjiye geliyor. Çarpışma aralığı ise 2015'te sonradan tabii yükseldi 50 nanosaniye idi. 2015'te yine kadardı pardon. 2015'ten sonra 13 TeV çıkıldı. 25 nanosaniye aralıklı oldu. Yani hem enerji arttı hem de çarpışma hızı arttırılmış oldu. 2018 yılına kadar da sürdü. 2018 yıl 2019'da arkadaşlar bakıma girdi. Şey bir sene içerisinde falan tekrardan başlayacak. Buna technical shutdown diyorlar. Teknik olarak kapatılıyor. Dedektörler ayrılıyor. İşlerinde çalışmalar yapılıyor. Vesaire. Yani 50'den 25'e çıktığımızda ve enerjimiz arttığımızda ne kadar fazla iş yükümüzün arttığını da siz de düşünebilirsiniz. Çalışmalar dediğim gibi 2019'dan sonra durdu. Yapı bu şekilde arkadaşlar. Aslında yukarıda bizim girebildiğimiz binalar var ama bunları biz asansörle iniyoruz. Olay yerin altında geçiyor. Gördüğünüz gibi toprakların aslında çok az bir kısmı. SPS ve aslında Atlas'ın Point One'ı yukarıya baktığınız zaman. CERN'in İsviçre topraklarında. Diğer kısımlar CMS mesela arada binalar var, okullar var. Yani bayağı da bir mesafe. Çünkü çevresi 27 kilometre olduğuna göre siz düşünün. Arabayla işte 15-20 dakikada gittiniz mesafede ve arası çayır çimen değil. Evler var. Onların altından geçiyor. Yani bir sürü evin altından İsviçre'de. Fransa'da daha doğrusu. Fransa'da toprakların çoğu Fransa'da olduğu için. Şeyde çünkü CMS Compact Myon Seloni ya da ALICE deneylerinin binaları ve tabii doğal olarak yer altındaki dedektörleri, algıçları o şekilde kullandığımız şey, isimlendirme çoğu Fransa'da arkadaşlar. Yine de genel merkez CERN İsviçre'de kabul ediliyor. Bu arada LEP LHC diyor, büyük elektron pozitron kolaydırdı eskiden, çarpıştırıcısıydı, LEP'ti. LHC büyük hadron çarpıştırıcısı bu LEP'in tünellerinin içerisine kuruldu yani. Bunlar çıkartıldı, tekrardan şey yapıldı. Bu aynı tünelde ikinci deney aslında. Büyük Hadron Çarpıştırıcısından önce de aynı tünel sahiptik. Zaten isimlerine bakarsanız Point 1, Point 2, Point 5, Point 8 var. Bundan önce diğer 4 tanesi vardı. Orada başka deneyler mevcuttu diyebiliyorum. Sonradan bunlar kapatılıyor tabii şey. Yapı olarak şu an LHC burada arkadaşlar. Geleceğe dönük bir şey söylüyorum. İsviçre'nin de resmini şöyle gösterirsek sarıyla. FCC Future Structural Collider geleceğin daletsel çarpıştırıcısı düşünülüyor. Yapılması. Bunun çevresi yaklaşık 100 kilometre olacak. Daha yüksek 100 tera elektron volt
kütle merkezi enerjisine sahip olacağı düşünülüyor. Bu Avrupa Komisyonu'na vesaire sunuldu. Yani bütün tabii teknikleri falan belki hayata geçmeyecek olsa bile şu an herhangi biri alıp bunu hayata geçirebilecek kadar teknik detayı gerçeklendi. Araştırmaları yapıldı. Birkaç eksik var. Tabii ki o yüksek hızlara ulaşmak için ya da daha düşük sıcaklıkta daha yüksek sıcaklıklarda süper iletken duruma geçebilecek magnetik güce sahip mıknatısların geliştirilmesi falan gibi bir iki eksik var ama yani bunlar işte ileriye dönük yapılar. Tabii çok pahalı. Değip değmeyeceği tartışılıyor. Bazı ülkeler ekonomik nedenlerle çok sıcak bakmıyor. Almanya ben şu kadar parayı veririm deyiverdi bile. Diğer ülkeler şimdilik Büyük Hadron Çarpıştırıcısını şeye doğru döndürmeye çalışıyorlar. İşte zaten onu da kabul ettiler pardon. Yani 2035 yılına kadar zaten bu devam edecek. High luminosity eleksi yani daha yüksek çarpışma tesir kesitine sahip, daha iyi sıkıştırılmış şekilde çarpıştırılmalara sahip olan yeni tip hadron çarpıştırıcısına yani büyük hadron çarpıştırıcısına doğru evrildi bu mevzu. Bu da bu şekilde devam edecek ama FCC bana yapılır gibi geliyor. Bakalım. Ama burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. LHC yapılırken Higgs bozonunun bulunması işte kütle enerji dönüşümüyle alakalı bir mekanizmanın gerçekliğinin ya da işte doğrulanmasının diyeyim, gerçeklenmesinin diyeyim önü vardı. Şu an FCC için ne düşünülüyor, ne getirecek bilmiyorum. Hatta bununla ilgili bazı insanlar deneyin teorinin önüne geçtiği konusunda da bazı şikayetlerde bulunuyor. Yani milyarlarca euro, yani 100 milyarlarca euro çünkü. 100 milyarlarca euroyu biz buraya gömüyoruz ama yani onu biz başka yere gömsek daha efektif olabilir mi? Yani tıbba vesaireye. Çünkü daha öncekinde şöyle bir şey var. Önde bir hedef vardı, şunu bulacağız diye. Şu an FCC için, yani LHC'de mesela işte siz gene fizikçi arkadaşlar bilir, Suzy diye geçiyor, süpersimetriciler mesela bir şeyler bulmaya çalışıyordu. LHC'de bir şey bulamadılar, buldukları şeyi bulamadıkları oldu. Bu da bilimsel anlamda değerli bir şey. Mühendisler tabii genelde biz öyle bakmıyoruz. Hani bunu denedim olmadı ile ben yayın yapamam ama pure science diyebileceğimiz uygulamalı olmayan bilimler için oraya bir çarpı atmak. Ben bu enerji seviyesinde bunu bulamadım demek değerli bir şey. O anlamda da şu an aslında elle tutulur bir şey yok. Şu an Suzy'ciler FCC yapılırsa bir şey kesin buluruz gibi konuşuyor diyebiliyorum. Çok da detay bilmiyorum açıkçası. Mühendisler ne yapıyor? Ben mühendisim. Orada mühendis arkadaşlarımız da mevcut. Çok az parçacık, şimdi çok fizik, yani parçacık fiziği üzerine çalışıyorsan ama istihdam çok az anlamda fizikçi içeriyor. Daha önce de söyledim bunu. Teorik deneysel bilim adamı üyelikler adına bulunuyor. Yani benim orada bulunduğum gibi bulunuyorlar. Ve aslında şöyle düşünülebilir. Sen bir formüla pisti ise arkadaşlar deneylerde takımlar. Fizikçiler bunların sürücüleri aslında ve belki teknik mühendisler de teknik ekip. Yani sürüşü yapıp şeyi söyleyen alegoride açıklar olabilir bu arada benzetimde. Yani fizikçiler sonuçları yorumluyorlar, ne ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Mühendisler bunları gerçeklemek için ellerinden geleni yapıyor, bütçeler doğrultusunda. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, CERN'in kendisine ait olan yapı aslında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. O Formula 1 pistini veriyor size. Siz de takımlar olarak yani deney grupları olarak oralarda onlardan da izin alarak ya biz burada bir de şey deneyebilir miyiz diye siz adamların alanını kullanıyorsunuz. Bu ALIS deneyi, CMS deneyi, ATLAS deneyi, LHCb deneyi vesaire hepsi aslında bu şekilde çalışıyor. Büyük hadron çarpıştırıcısındaki deneyler. Yani onların bütçeleri az evvel söylediğim bütçenin içerisinde değil. Bunlar deney bütçesi değil. Bu dediğim CERN'in kendi bütçesi. Ülkeler dahil oldukları miktarda da şey yapıyor. Yani bir Türkiye'nin CERN'e üye olması ya da yarı üye olması CERN'in verilerini kullanması demek ama İlla her deney grubuna dahil olması demek değil. Hatta dahil olmak istiyorsak ekstra para vermemiz gerekiyor. Çünkü orada da belli katkılar sunmamız gerekiyor. Çalışanların 3'te 2'si arkadaşlar mühendis, uygulamalı bilimci ya da teknisyenler. Yani eli işe değen insanlar. Teorikçi değiller bu anlamda. Niye? Bu kötü bir şey değil. Veya da fizikçileri kötülemek için vesaire için söylemiyorum. Çünkü yapılan işler birbirine benziyor. Böyle bakıldığı zaman mühendisi için deneyimlerini üst üste koyabileceği bir durum var. Ama mesela
Ya siz belli bir kanalda belli bir şeyi arıyorsunuz fizikçi olarak. Yani bütün ömrünüzü ona vakfedersiniz analizlerle vesaire. Biz onu bulduktan ya da onunla ilgili çalışmalar bittikten sonra bir sonrakinde bulunmayabilirsiniz. Ama mühendisler o sistemi çalıştırmak için orada bulunmak zorunda. Yani formüle takımlarındaki teknik ekip daha zor değişiyor. Ama pilotlar değişebiliyor. Kısacası böyle bakabiliriz. Yine burada da görüyorsunuz arkadaşlar. CERN'in çalışanlarının içerisinde sadece %3'ü araştırmacı durumunda fizikçiler ve %41'i mühendis, %35'i de tekniker arkadaşlar. Mühendisler ne? Elektrik, elektronik mühendisleri, mekanik, yani makine mühendisleri benim gibi, inşaat mühendisleri ya da bilgisayar uygulayıcısı fizikçiler. Yani çünkü fizikçiler içerisinde ciddi bilgisayar işlerinden anlayan arkadaşlar mevcut, bahsetmiştik daha önce. Şöyle bakarsak bu CMS deneyinin ayrılmış hali bu arada renkli olduğu zaman her zaman CMS olduğunu bilin. Mikroelektronik mesela mühendisler ne yapıyor? Kontrol veri işleme, süper iletkenlik, krayjonik çok düşük sıcaklıklarda çalışma. Güç kaynakları, bu da mühendisliğe ihtiyacı olan bir şey. Mekanik yapılar doğal olarak mühendislikle hesaplanıyor. Yani niye bu kadar mühendis var? Çünkü az evvel bahsettiğimiz devasa bir yapı, devasa dedektörlerin olduğu bir yerdeyiz. Resimde de görüyorsunuz. Bunların işletilmesi, bakımı ve güncellenmesi için fizikçilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda tabii ki mühendise ihtiyaç var. Ultra yüksek vakum mesela. Baktığımız zaman inşaat mühendisliği görüyorsunuz bu bir tünele şey indiriyoruz. Bu CMS'inmiş, arkada resmi gözüküyor. Yani kompakt miyon salonuydu. Benim de bizim de rakip deneyi aslında. Atlas deneyi rakip deneyi. Yer altında inşaat yapılması. Yani 100 metre altında bildiğin inşaat yapılıyor. Oranın havalandırması, soğutulması var. Ağır yük taşıması var. Yani devasa dedektörleri yerin altına indiriyorsunuz. Orada birleştiriyorsunuz. Onun için şaftlar var bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi içeri iş makinesi bile indirildiği vaki. Şimdi biraz da benim şeyden bahsedelim. Hani ben çok konuşuyorum diye söylüyorum. Şöyle Atlas algıcı benim parçası olduğum projelerden bir tanesi. İsmi maalesef kötü. Yani CMS Compact Myon Salonide. Çok güzel hani kısaltma. Ama Atlas'ın açılımı Ethereal LHC Apparatus. Buradaki büyük harflere bakarsanız AT LHC de tamam, orada LHC'nin L'si. Bunları harfleri çekmişler, Atlas'ın içinden uydurmuşlar gibi bir şey. Kısaltma için güzel bir şey değil ama hani şekil olarak güzel. En büyük bu. Her dünyayı sırtlanan işte o. Tabii ki bu da yanlış. Hani resim Atlas dedektöründe yuvarlak ama sanırım bu Atlas'ın bahsedildiği antik çağlarda insanlar zaten dünya yuvarlak olduğunu düşünmüyordu. Yani onun bir tepsi tutması lazımdı ama herhalde epic fail olacak diye şey yapmadılar. Uzunluğu 46 metre 25 metre çapı var arkadaşlar. 7000 ton ağırlığında, 7 gross ton. Hani devasa bir gemi kadar değil çünkü içinde boşluklar var. Elektronik ama yani bu yapının çoğu elektronik ve kablo ile dolu olduğu için 7000 ton az bir ağırlık değil. 3000 kilometre kablo var arkadaşlar. Ve 160 milyondan fazla okuma readout kanalı var. Yani yazma okuma çünkü sonuçta çarpışmalar olacak. Katman katman devasa bir yapı. CMS daha ağır. Atlas daha büyük bu arada iki rakip deney açısından bakarsak. Kolaborasyon bu şekilde dünyanın, bu resim güncellenmiş olabilir bu arada, Türkiye'nin de dahil olduğu bu kadar ülke kolaborasyonda mevcut. Ben çalışmalarım esnasında burada beni görüyorsunuz şeyde Atlas'a, hem dedektör kanalına indiğimde, dedektör mağarasına, kaverne indiğimde işte yerin 91.7 metre altına iniyorsunuz ama oradan da biraz daha aşağı iniyorsunuz merdivenlerden falan. İzlemesi keyifli yani, -1 var zaten, -80 derece metrede. Tekrar -91'de ikinci kata, -2. kata inmiş oluyorsunuz. Başkası da yok. Ara kat falan mevcut değil. Bu şekilde. Bir de benim dahil olduğum, aslında sizin de belki astrofizikçilerin daha çok ilgilendirecek olan KAS deneyi var. Bunun da ismi güzel. CERN Aksiyon Solar Teleskop. Aksiyon arıyor. Aksiyon ne? Bir hipotetik bir parçacık. Karanlık madde adayı. Birazdan bahsedelim biraz. Güneşi takip eden güçlü bir elektromıknatıs üzerinde, belki okunuyordur, Elixir Dipole Prototype diyor. Bunlar çift kutuplu büyük hadron çarpıştırıcı mıknatıslarının aslında bir tanesi. Daha önceden üretilmiş bir şey. Prototiplerden bir tanesi.
maksimum güçte çalıştırıyoruz. Gerçekten 9 Tesla'da çalıştırıyoruz bunu. Ve bir sonraki resimde göreceksiniz 1.779 Kelvin'e kadar, yani eksi 271 küsür santigrat dereceye kadar soğutuluyor yine içerisi. 13 ülkeden 21 kurumdan 100 tane bilim insanı da var. Maalesef bu proje yakın tarihte sonlandırılıyor. Uzun süredir az evvel de aslında biraz bahsettiğim üzerine çarpı atma işlemini sürdürüyordu. Bir sürü şey denediler mıknatısla, bu magnetle. Magnet yapı olarak şöyle arkadaşlar, ben bunun bir videosunu paylaşmıştım. İnternetten de bakabilirsiniz. Videoları var, zaten linkini de verdim. Güneşin doğuşu esnasında güneşi yakalayıp onu takip ediyor. Yapı burada da söylüyoruz aslında. Düşeyde artı eksi 8 derece, yatayda da 140 derecelik bir dönüş sağlıyor. Normalde sabah ve akşam nöbetleri tutularak dedektörler şey yapılıyordu. Şu resme geri dönersek arkadaşlar, dedektör kısmı aslında arkada. Bazı durumda önde. Yani önüne de arkasına da takılabiliyor. Bu da aslında CERN'in küçük versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Buradaki mıknatıs bazen çalıştırılmayabiliyor. Sadece güneşi takip etmesi yeterli gelebiliyor insanlara. Aranılan şeye göre arkadaşlar. Yine tabii o zaman soğutulması ya da soğutulmaması gibi durum oluyor. Ama her durumda güneşi takip ediyor ve güneşten gelen parçacıkları okuyor. Tabii ki çalıştırıldığı ve çalıştırmadığı durum arasındaki farklara bakılıyor vesaire. Bunlar biraz daha fizikçi işi. Ne aranıyor burada? Standart modelin eksiği madde-antimadde simetrisi mevzusu. Mesela standart modelde bu açıklanma, CP violation dediğimiz mevzu. Yani madem madde ile antimadde hani ayrıldı ve tekrar birleştiklerinde enerji oluşuyor. Hani ben çok basit anlatıyorum diyorum burada. Neden etrafımızda antimadde görmüyoruz? Yani sadece maddenin olduğu, o zaman madde ve antimadde eşit sayıda değil miydi? Bunlar simetrik değil mi miktar olarak? Karanlık madde, karanlık enerji aranıyor. Neden karanlık? Bir kere hani kötücüllükten değil, karanlık olduğunda mesela ben ışıkları söndürdüğüm zaman bu odada hiçbir şey görememe sebebim ne arkadaşlar? Mesela yani şu telefonu göremeyecek miyim artık? Göremediğim zaman artık yok mu? Var ama benim için karanlıkta. Benim bu telefonu çünkü gözlemleyebilecek herhangi bir, en azından gözümle gözlemleyebileceğim bir şeyde değilim. Kapasitede değilim. Benim için karanlıkta kalıyor. O onun orada olmadığını göstermiyor. O zaman ne yapıyoruz? Ve ben bunu daha önce hiç görmediysem elimle yokluyorum. Teoriyle de bakıyorsun ya, diyorsun telefonun mesela şöyle bir özelliği var. Şekli boy olarak bu kadardı vesaire. Bu olsa olsaydı telefondu veyahut da bir yerde bir yangın çıkıyor. Ne yangını olduğunu dumanın rengine ve şeyine göre bakıyorsunuz. Aslında yangının kendisini görmüyorsunuz. Biz de çok teorik bakarsanız bu telefonu ışık altında da bakarken aslında telefonu değil, beynimiz neyi algılıyor? Elektrik sinyallerini algılıyor. Yani biz şu anda karanlık maddeyi ya da karanlık enerjiyi herhangi bir şekilde ölçebileceğimiz bir algılayıcı sistem tasarlayamadık. O yüzden karanlıkta. Bizim için karanlık bir durumda, gözümüzle göremediğimiz şekilde bir durumda. Ve evrenin de bayağı bir miktarını karanlık madde ve karanlık enerjinin kapladığı malumunuzdur. Siz daha iyi biliyorsunuz, ben de. Peki Türkiye'de neler yapılıyor? Yani bunlar yurt dışında yaptıklarımız. Şimdi TÖÇ var arkadaşlar. Türk Öğretmen Programı 2014 yılında başladı. En son 10.sü 2020'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin her tarafından öğretmenler CERN'e 15 günlüğüne, sanırım 15 gündür getiriliyor. Çeşitli eğitimlere ve gezilere tabi tutuluyor. Bir yerde öğrencilerini de yani bir ışığı taşımak için, aslında gaza getirmek için de diyebilirsiniz. Bir güzel bir şey. Yani sadece gaza getirme de tabii bilgi vermeye akacak mecra bulamayan çok kaliteli hocalarımızın önü açıldı. Bazısı da mutsuz oldu. Yani böyle şeyi görüp Türkiye'de bazı şeyi yapamamanın da sıkıntıları çektiler. Bazısı çok güzel imkanlara sahip çalıştıkları okullarla veyahut da kendi imkanlarıyla, çevreleriyle daha önceden aklına gelmeyecek güzel şeylere imza attılar. Yani aslında standart şeyler diyebiliriz. Beamline for School diye bir yapı var arkadaşlar. Liseler için demet hattı yarışması. CERN'in demet hattından bir kısım belli bir zaman için öğrencilere ayrılıyor. Orada işte çeşitli demet, CERN'de üretilen, Büyük Hadron Çarpışması'nda üretilen demetle alakalı deneysel çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Bununla da bir yarışma var. Başka ne yapılıyor?
HPFBU vardı, hatta Plus'ı da yapıldı. Hızlandırıcı ve parça çözünce bilgisayar uygulamaları okulu. 2009'da başladı, en son 2020'de İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı. Belli aralıklarla yapılıyor. Türkiye'nin her tarafından sahip. Ben de buradan Eskişehir'deki 2015'te katılmıştım. Düzenli olarak yapılmaya çalışılıyor. Hep aynı öğrencileri değil tabii. Yüksek enerji fiziği konusunda çalışacak öğrencilere hem Serbia'dan hem Türkiye'nin bir sürü yerinden gelmiş uzmanlarla, bilim adamlarıyla onlara çeşitli eğitimler veriliyor. Biraz uzmanlık konusu. Sonra Uluslararası Parça Kuşu'nda Kur'an ve Çözümleme Okulu Doğuş Üniversitesi'nde, o zaman Serkan Tarıçettin hocamızın Doğuş Üniversitesi'nde olması hasebiyle aslında yapıldı. ISO-TDAC diye Uluslararası Tetikleme Veri Toplama Okulu var. Çok başarılı bir okul. 2010 yılında başladı. Türkiye'de ilki yapıldı aslında, yani Gökhan Ünel'in hocalarımızdan bir tanesinin örnek olmasıyla başladı. Kendisi sende Irvine Üniversitesi'ne bağlı, Amerika'ya bağlı bulunuyor ama bizim bütün projelerimizde mevcut şeyde. Onlarla beraber başladı. Şimdi her sene dünyanın farklı bir yerinde tetikleme dediğim işte triggering, yani gelen parçacığın kalitesini seçip ona göre bir tetik mekanizması oluşturmayla alakalı ve veri toplama ile alakalı önemli bir okul. Liseler için parça fiziği okulu yapıldı 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben de eğitimci olarak orada bulunuyordum. 30 lise öğrencisine 8 gün boyunca eğitim verildi mesela. Biz Ankara'da, benim başta da bahsetmişti arkadaşlar, Sanayem projesinde, Sanayem'de Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, bugünkü adıyla TENMAK olan TAYEK'te arkadaşlar, 1.5 mega elektron voltluk bir RF kovuklu proton hızlandırıcısı yapımı projemiz vardı. Çok çok benim içinde bulunduğum esnada, yani projenin bitimine kadar bayağı bir yol aldık ama birkaç tane teknik sıkıntımız çıktı. Özellikle üreticilerle vesairelerle alakalı. Maalesef bazı teknik sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz dışarıya iş yaptırdığınız zaman. Ama başındaki Ali Hocam bizim proje içerisindeki durumumuz bittikten sonra da ek bir süre alarak devam ettirip belli bir yere taşıdı diye biliyorum bu yapıyı. Bu sendeki doğrusal hızlandırıcılar kadar şey değil. Biz Türkiye'nin ilk proton hızlandırıcısını yerli olarak yapmaya çalıştık burada. Demet de aldık. En azından protonları gördük, bir miktar okuduk. Ama tabii ki sendekiler gibi bir şeye getiremedik ve bir iki teknik aksaklık oldu. Biraz da mali sıkıntılar. Mesela şu yapı normalde ortasında görüyorsunuz. Gümüş rengi gözüküyor. Alüminyumdan yapılıyor. Normalde bunlar oksijen free, çok düşük berilyuma sahip, bakırdan yapılması gerekiyordu. Oksijensiz bakırdan yapılması gerekiyordu ama maliyeti ve bunun çok yüksekti. Özellikle işleme maliyetleri. Tek seferde yapabiliriz diyen baba yiğit de çıkmadı o zaman için. Ya da çok yüksek maliyetler söylendi bize. Bu sebeplerle mesela alüminyumun üzerine kaplama şeklinde yapılmıştı. Birleştirilmesi için çok ilginç bir yapıştırma yöntemi kullanıldı. Aslında o da bir araştırma konusu. İlk deneyenlerden biriyiz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde aslında orada benim ilk başladığım ekibimde devamıyla Kandilli Algıç Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı. Kahve gene güzel bir isim. En azından baş harflerden oluşuyor. Ekip böyle başladık 2017 yılında. Bazısı hala duruyor. Ben de buradayım, görüyorsunuz. Gökhan hocamız, belki Erkcan hocamız, İstanbul Üniversitesi'li arkadaşlar tanırlar. Aykül hocamız ortada. Burada bir şeyler devam ediyor arkadaşlar. Mesela işte bir elektron iyon kaynağı projesi için yaptığımız bir filamentten vakum içerisinde elektron üretmeyle alakalıydı. Bu sonradan tabii bir iyon kaynağının içerisine yerleştiriliyor. Bu da bizim mekanik atölyemiz. Şimdi biraz yeri değişti aslında. Güncel fotoğraflar elimde olmadığı için eskisini koydum ama tabii cihazlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Burada ne yaptık? Mesela gecikmeli tel odası deneyi için bir şey üretildi. Biraz tabii eski bir teknoloji ama kendi imkanlarımızla bunu denememiz de güzel oldu ve soldaki kendi resmi, sağdaki de bunun CERN'e götürüp denedik. Çalıştığını da gördüler diye biliyorum. Çarpak zamanında bundan gecikmeli tel odasıyla benim bildiğim Nobel ödülü almıştı. En azından Nobel ödülü almış bir küçük çalışmayı tekrar burada yenilemiş olduk. RF dolaştırıcı ve RF iletim hattı projesi sürüyordu. Aslında daha güncel resimleri de mevcut burada. Çeşitli testler yaparken gene biz. İyon kaynağı projemiz var. Hatta iyon elde edip işte karşısındaki şurada
fosfor ekranda elektron demetinin çarptığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Pardon, proton demetinin çarptığını da görebiliyoruz. Hatta Duygu, bizim şeyin eski başkanı diye hatırlıyorum, fizik kulübünün, İstanbul Üniversitesi Fizik Kulübü'nün demetin karşısında fotoğraf çekiyor gördüğünüz gibi. Bu bitti ve başarılı da sonuçlar aldığımız, hatta makine mühendisliği bölümünden bir öğrencimin de yüksek lisansını verdiği proje. Elektron demet kaynağı projesi arkadaşlar, endüstriye yönelik olması açısından aslında çok güzel bir proje. Elektron demeti kullanarak kaynak yapmak üzerine bir projeydi. İkincisi aslında bu, ilki şuradaki resimleri gördüğümüzü Ankara'da denedik. Sonra bir benzerini biraz da deneyimlerimiz üstüne koyarak burada geliştirdik. Yine bu projede de Kahve Lab'da yapıldı. TÜBİTAK projesiydi ve başarılı şekilde kapatıldı diye biliyorum. Tabii ki bunlar ilk denemeleri ama kendi imkanlarımızda elektron ışını kullanarak kaynak etme açısından şey oldu. Bunların avantajları, dezavantajlarından bahsetmeyeceğim. Sorulara gelelim arkadaşlar. Çünkü çok şey yaptım. İstiyorsanız biraz şeyi kapatmayayım, paylaşımı durdurmayayım. Buradaki seviyorum problem ve mühendisin side effectleri muhabbetini. Sabrınız için de teşekkür ederim. Bayağı uzun konuştum sanırım. Bir saat konuştum, evet. Hocam, sunumunuz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok büyük keyifle dinledik hepimiz. Dilerseniz ben ilk önce buradaki arkadaşlarımın sormak istediği sorular varsa onları alalım. Onlar bittikten sonra bize sosyal medya üzerinden gelenleri de ileteceğim size. Tamam. Sorusu olan arkadaşların mikrofonunu açıp kendileri sorabilirler Aydın hocamıza. Yani sanırım Zoom'da el kaldırma gibi bir şey var. El kaldırana söz verirseniz sizin için daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii, evet, öyle de yapabiliriz. Ama soruları almadan önce şunu belirteyim. Hani yüksek enerji fizikçisi olmadığımı, astrofizikçi hiç olmadığımı da hatırlasınlar. Yani beni düzeltebilirler. Tabii ki yanlışım illaki olmuştur. Yanlış bildiğim şeyler de olabilir. Cevap vermezsen de kusura bakmasınlar. Tabii hocam. Doğa arkadaşımız soru sormak istiyor sanırım. Buyursun. Merhabalar hocam. İyi akşamlar. Öncelikle çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı bir sunumdu. Benim bu Atlas dedektörüyle ilgili bir sorum olacaktı. Orada bahsetmiştiniz. Bu CMS bir yandan rakip deneylerden biri. Higgs bozonu da zaten Atlas grubuyla birlikte buldular. Fakat bu ben de şu anda okulumda onunla alakalı olarak çalışıyorum, Atlas deneyiyle ve hep bizim hocalarımızın da söylediği bir şey var. CMS hep bizden daha önce daha iyi, daha az hatalı veriler buluyorlar. Ona biraz yetişmemiz zor oluyor. Benim buradaki sorum, bunun sebebinin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat dedektörün yapısıyla alakalı bir şey olabilir mi bu? Evet, biraz dizayn anlamında bir problem. Ben bunu kendim açıkçası yaşıyorum. Yani kompakt bir hale getirmiş oldukları için CMS'i, ki CMS'i sadece tabii ki ziyaret zamanları yanına inebiliyorsunuz. Çarpışma varken ziyaret yapamıyorsunuz. CMS'e de yani bir turist gibi gittim rakip kısma. Şöyle bir şey var. Bir kere Higgs bozonu için de söyleyeyim. Hani onlar ilk buldu vesaire ama şöyle, ikisi de genel amaçlı parçacık dedektörleri, algıçları oldukları için ikisinin de okeylemediği bir şey yayınlanmıyor. Büyük bir yapı yayınlanmıyor. Yani CMS önce bulursa ben burada bunu buldum, siz de bir bakın diye Atlas'a söylüyor. Tersi olursa da Atlas CMS'e söylüyor ve beraber ilan ediyorlar. Eğer state of art diyebileceğimiz hani çok önemli bir keşif yapıldıysa. Yani ben mühendis olarak çalışırken gerçekten Atlas'ın yapısı biraz daha can sıkıcı. CMS'te parçalara ulaşmak kolay. Yani gerçekten katman katman birbirinden ayrılıp içerisine müdahale edilebiliyor, ayırabiliyorsunuz. Atlas'ın dedektörleri biraz daha farklı bir yaklaşımla yapılmış. Ama bu illa daha iyi, daha kötü olduğunu göstermiyor. Sonuçta aynı veriye ulaşıyoruz mu er ya da geç? Ulaşıyoruz. Diyebilirim. CMS'in hani Atlas'ın çalışma dezavantajını sadece biliyorum dediğim gibi. Hani yoksa kullanılan yani ne fiziksel yöntem ne de dedektörlerin tipi çok farklı olabilir. Ama belli konulara yaklaşımlar farklı.
Çok teşekkür ederim. Ki böyle de olması gerekiyor aslında. O zaman ufak bir soru daha sorabilir miyim Gözde Hanım? Eğer baktığınız zaman. Sorabilir mi Gözde? Tabii tabii, buyurun lütfen. Teşekkürler. Peki bir sorum da benim bu Türkiye'de yapılan projelerle alakalı olacaktı. Şu anda TÜBİTAK'ın desteği ne durumda acaba bu Türkiye'de yapılan fizik projeleriyle? Özellikle hızlandırıcı fizikle ilgili projelere nasıl bir desteği var TÜBİTAK'ın son zamanlarda? Yani işte bu az evvel paylaştığım elektron demek kaynağı projesi olsun, RFQ projesi, yeni RFQ projesi var aslında. Yeni bir tanesini tekrar bizim kahve labda yapmak üzere. Oldukça ya çok kötü değil. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de yani bunları yapmak için biz mesela ufaktan başlayarak bir ekip oluşmuş olduk Kahve Lab'ın içerisinde ki Kahve Lab Boğaziçi Üniversitesi Kandilli kampüsünde fizik bölümüne bağlı olmasına rağmen makine mühendisliği olarak bizden mezun, yani ben iki tane öğrencim oradalar mesela. Bir tanesi yüksek lisansı yeni bitirdi. Diğeri Boğaziçi'nde yüksek lisansa başladı ama hani bizden mezun diyeyim. İstanbul Üniversitesi'nden çok arkadaş var. Bilgi Üniversitesi'nde asistan arkadaşlarımız falan filan var. Yani böyle bir oluşum olmayınca yüksek enerji fiziği projesi yapmak çok kolay değil. Yani o zaman altını dolduramadığınız zaman da TÜBİTAK'ın destek olmaması da biraz anlaşılabilir. Bir de bütçe sıkıntısı var. Şimdi şöyle diyeyim. Mesela bizim az evvelki projelerden bir tanesinde RF dolaştırıcı dedik. Tamam mı? RF dolaştırıcı bir ayrı proje. İyon kaynağı ayrı bir proje. Proton hızlandırıcısı ayrı bir proje ama bunların hepsi bir araya gelecek. Yani aslında bizim hocalarımız bu konuda daha uzun mesafeli bir hedef için projeyi elle tutulur ve sonucu bir işe yarayacak birkaç projeye bölüp bunları bir araya getirdiler. Bu şekilde devam etti. Yani desteğin daha iyi olması nasıl sağlanabilir? Ya firmalardan bir destek alacaksınız. Mevcut durum için söylüyorum. Çünkü ucuz değil bu tip çalışmalar ve hata yaptığınız zaman maliyetleri maalesef can sıkıcı. Hem de şöyle de bir durum var. Yani Sanayi Bakanlığı'nın aslında hani öncelikli alan projeleri vesairesi falan oluyor. Bunlarda çok daha yüksek meblağlara çıkılabiliyor. Öncelikli alanda aslında hızlandırıcı teknolojileri vardı ama şu an şey için, hızlandırıcı için konuşursak biraz da şöyle bir durum var. Ankara'da ki hızlandırıcı tesisi, lazer aynı zamanda tesisi var biliyorsunuz, şeyde Gazi Üniversitesi'ne bağlıydı. Şeyde Tarla diye bildiğimiz yer ya da Türk Hızlandırıcı Merkezi dediğimiz. Orayı da biraz sanırım baltalamak istemiyorlar. Yani böyle de bir durum var. Yani öncelik orada bir para verilecekse oraya verilecek ki yani bir noktaya da taşındı. Tabii ki oranın bırakılması gibi bir şey söz konusu olamaz diyebilirim ancak. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Burada Barış arkadaşımızın da sorusu varmış. Onu da alabiliriz dilerse. Tamam. Merhabalar hocam. Merhaba. Benim sorum bahsettiğiniz dark matter üzerine. Bu yenileme sonrası acaba dark matter gözlemlememiz bekleniyor mu yoksa beklenme durumu nedir? FCC için mi söylüyoruz yenileme ya da evet, bu yeni güncellemede mi? Yok şu an mesela teknik... Yok, ona bakılmıyor. Yani tamamen çarpışmanın sonucunda çıkacak yapıya bakılıyor. Yani antimatter elde ediliyor. Hani antimadde başka bir şey. Ama dark matter için bir çalışma olduğunu bilmiyorum şu anda. Çünkü onun yani biraz daha kozmik olduğu düşünülüyor. Yani şu an biraz daha güçlü bir kaynaktan yakalanması düşünülüyor herhalde. Yani karanlık maddenin normal maddenin içinden çıkacağını hesaplamak olur, senin dediğin olursa bana çok makul gelmiyor ama eğer böyle bir çalışma var diyorsan, dediğim gibi yani çok uzman olduğum bir konu değil ama bana çok mantıklı gelmedi şeyde. Hani madde antimadde zaten enerji bir şekilde çıkabilir ama karanlık madde zaten çok bilmediğimiz bir şey. Şu anda onu detekt etmeye yönelik bir çalışmanın şeyin içerisinde olması bana çok mantıklı gelmiyor. Yani varsa zaten dışarıda onu yakalayabiliriz. Çünkü maddeden bahsediyoruz. Çünkü şöyle diyelim mesela, yani çarpışma esnasında ortaya çıkan atom altı parçacıkların ömürleri o kadar kısa ki bizim bunları normal kozmik dedektörlerle algılamamız
kolay olmuyor. O yüzden bu tip dedektörlere ihtiyacımız var. Aslında atmosfere geliyor, bir şeyler oluyor. Yani bazı atom altı parçacıkları zaten dünyaya bir şekilde ulaşıyor ama bir yerlerle interaction'a girip kayboluyor. Şu an bizim o interaction yani etkileşimi ölçememe durumumuz olduğu için aslında yakalayamıyoruz. Ben bununla ilgili bir dedektör geliştirilmeden bir şey çalıştırabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama bu dediğim gibi yani havada bırakayım soruyu Barış. Teşekkürler hocam. Ben de çok teşekkür ederim ediyorum hocam. Birkaç soru daha var. Dilerseniz onları da yöneltebilirim. Tabii ki. Hocam bir arkadaşımız CERN'de gelecekte ne gibi keşiflere ışık tutuyor diye sormuş. Hani gelecekte hangi noktaya geleceğini yani, bekliyorsun? Yani şöyle keşif olarak mühendislik anlamında bakarsak aslında basit bunlar içerisinde en yakın söyleyebileceğim daha yüksek manyetik alana sahip mıknatısların geliştirilmesi, daha yüksek sıcaklıkta süper iletken duruma geçebilen malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi söylenebilir. Ama daha ötesini söylemek aynı şey gibi. Yani işte GPS'i buldular, yarın iPhone yapacaklar bunlar dememe gelir. Bunu söylemem güç. Yani yarın nereye çıkacak? İşte burada öngörülü insanlar elde edebilecek şeylerle ortaya şunu çıkarabilir belki. Yani bak biz bunu şurada teknoloji olarak kullanabiliriz. Yani mesela WWW kullandıkları gibi veyahut da işte PET cihazı. Mesela dünyanın ilk PET cihazı Cenevre Üniversitesi Hastanesi'ndeydi. Çünkü CERN'de geliştirildi şey. Pozitron emission tomografi yani pozitronla tomografi çekme cihazı. Yani şu an bunu söylemek o kadar kolay değil benim için. Dediğim gibi malzeme teknolojisi için bir ilerleme öngörüyorum çünkü FCC gerçekleşirse büyük yani geleceğin şey çarpıştırıcısı bu 100 kilometrelik yapı gerçekleştirilirse bunun önü açılacak. Belki antimatter üzerinde çünkü antimatter güzel bir enerji kaynağı gibi gözüküyor ama üretmesi çok pahalı. Yani ürettiğiniz enerjiyle ortaya çıkacak yeni enerji arasında bir şey yok, denge yok. Böyle olabilir. Başka da bir şey söyleyemiyorum şu anda. Teşekkürler hocam. Bir de uzay madenciliği hakkında sormuş arkadaşlarımız. Bunun geleceği hakkında. Yani adamlar sefer yapmaya başladı. Çok kıymetli madenler ve dünyada normalde bulunmayan belli alaşımlar falan. İşte en basitinden Ay'daki helyum yataklarını söyledik. Yani illaki şey var. İşte o yüzden uzay yarışında geride kalmamak gerekiyor. Çok ötesinde baktığım zaman yani yetişemeyecek ülkelerin buna ulaşamayacak ülkelerin de bir an önce Avrupa Birliği gibi nasıl Avrupa Amerika ile belki biraz da rekabet edemediği için böyle şeylere girdi ve aslında şu an CERN Fermilab'dan daha önde gidiyor ya da işte en azından CERN Japonya'da çok büyük bir ekonomi. Japonya'da da KKB var mesela yani büyük hızlandırıcı tesislerinden. Ama CERN'in bütçesine erişmeyen şey değil. Yani bu tip konsorsiyumların içerisinde bulunup biz de bu maceraya katılmalıyız diye düşünüyorum. Yoksa hala işte şu kadar bor çıkıyor, bizde bu kadar toryum hata var dediğimizde kalırız diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bir soru daha ileteyim. Bir arkadaşımız da CERN'de bilimsel herhangi bir alanda çalışma şansı yakalamak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Yapmamız gereken çalışmalar, bulunmamız gereken projeler var mı sizce diye sormuş. Yani şöyle, eğer fizikçi ise tabii ki parçacık ya da işte dedektör fiziği çalışması, yüksek enerji fiziği çalışması lazım. Bu bir. Burayla bağı olan üniversitelere, buraya eleman gönderen üniversitelerle çalışması veyahut da yine o tip bir üniversiteye yüksek lisans başvurusunda bulunması öncelikle mühendiste de hemen hemen aynısı var. Yani şeyde bypass edemez bir süreci eder. Dediğim gibi işte teknik öğrenciliğe başvurur. Türkiye'de yüksek lisans yaparken teknik öğrenci olarak oraya gider. Stajyer olarak oraya gider, kendini sevdirir. Oradaki yöneticilerden bir tanesi der ki ya şu üniversitede bir yüksek lisans doktora pozisyonuna başla. Devam et gibi. Yani önü açık ama CERN ayağında bir şeyler yapabilmek için yani oraya bir şekilde gitmek lazım. Gitmenin de en kolay yolu ya teknik öğrenci başvurusunda bulunmak
ya da işte yaz okuluna gitmek. Ama en çok insan gönderen sonuçta 100 küsür kişi biz. Kullanıcı düzeyinde gidiyoruz oraya. Bu gruplara dahil mesela işte Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, işte İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Antep vesaire vesaire. Yani bir sürü kendi elemanlarını CERN'e gönderen, öğrencilerini gönderen şeyler var. Oradaki ilgili hocalarla çalışmaları gerekiyor. Mühendisse bu biraz daha komplike. Beni bulsunlar. Ya ben fizikçi üzerinden konuştum şimdi. Teşekkürler hocam. Bir arkadaşımız da şeyi merak etmiş. Atlas'ın fiziksel kapasitesi ne derece yükseltildi? Ha, vallahi hiç bakmadım ya. Biliyor musun? Bitmeden de bakıyorum. Yani oraya gittiğimizde bunları takip edecek kadar şeye girmedim. Her gün yeni bir pandemi dönemi olmasına rağmen mühendis olduğumuz için fiziksel iş yaptığımızdan şey yapmadık. Ama her şeyin hassasiyeti arttırıldı. Bozuklar düzeltildi. Yani şu an benim de üzerinde çalıştığım şeylerden bir tanesi işte mekanik titreşime ve mekanik zorlanmaya bağlı belli yapıların içerisinde oluşan kırıklar nedeniyle gaz kaçakları oluşuyor ve o parça, dedektörün o parçası kullanılmaz hale geliyor. O zaman bir kanalı, birkaç kanalı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunların önüne geçme ya da bunların yenilerini yerine yerleştirme gibi şeyler oldu. Ama dizaynda çok büyük bir şey değişmediği için ileriye dönük bir engelleme prosesi üzerinde çalışıyoruz. Dediğim gibi hani ben fizikçi olmadığım için ya bundan önce kaç femtobarında bilmem ne yapıyorlardı da şimdi kaçı da yaparlar deme şeyin değil. Yani şuraya kadar konuştuğum bile aslında genel kültür. Bu ortamın içinde bulunmanın verdiği genel kültür. Tabii birkaç tane katıldım ciddi okullar sayesinde ama yani bazı şeyler bana çok ifade etmiyor. Sayısal veriler çok bir şey ifade etmiyor. Ancak denilebilir ki şu kadar adet işlemci ya da şu kadar nanosaniyeye çıkarıldı çarpışma. O benim için bir şey ifade ediyor. Da işte şu yani B fizikte bilmem nenin bulunmasına yol açacak işte hassasiyet yüzde şu kadar arttırıldı gibi bir bilgim yok maalesef. Onu çok rahat şeyde bulabilirler ama. Yani sen second upgrade falan filan diyerek Atlas second upgrade falan, technical upgrade falan diye bakarlarsa onun muhtemelen şeyi vardır. Bir de bitmedi ki yani devreye aldıklarında aslında göreceğiz neyi ne kadar becerebildiler. Çünkü sonuçta örneği olan ya da denemesini başka yerde çok ciddi şekilde yapabileceğimiz yapılar değil bunlar. Oraya koyup şey yapacağız yani parmakları çaprazlıyoruz biraz. Hocam vermediğim bir cevap için de bayağı uzun konuştum. Hocam chat kısmından bir soru daha gelmiş. Onu da alalım. Dilerseniz ondan sonra yavaş yavaş sunumu bitirebiliriz. Senin füzyo reaksiyonları alanında çalışması olduğunu duymadım. Yani o başka bir şey. Yani senin içerisinde nükleer herhangi bir şey sadece çarpışma sonucu işte nükleere sebep olacak radyoaktif mamuller çıkıyor ortaya. Yani işte ışımalar çıkıyor aslında. Onun dışında gidip de ben şöyle bilmem ne izotopu getirdiklerini vesaire duymadım. Sanırım füzyo reaksiyonları konusunda yine CERN'in en ciddi destekçilerinden Almanya'da ciddi çalışmalar var. Ama şeyleri bilmiyorum. Diğerlerini çok bilmiyorum. Yani CERN'de benim bildiğim kadarıyla yok. Bir de CERN'de şöyle hani böyle konspirasyon teoriler falan filan oluyor. Yani işte üye ülkelerin, para veren ülkelerin haberi olmadan böyle kimsenin görmediği kenar bir laboratuvarda ekstra bir şey üretilmesi gibi bir şey yok. Orada nükleer bir şey yok. Radyoaktif bir şeyler var. Yani illaki radyoaktif eğitimi vesaire işte korunma yöntemleri şey falan ama yani çarpışmanın dışında orada bulunursanız radyasyona bile yani televizyon kadar bile etkisi yok size. Öyle diyeyim. Tekrar hocam her şey için çok teşekkür ediyoruz tamam. Sunumunuz ve soruları cevapladığınız için. Şimdi biz bu etkinliği düzenlediğimizde size bir hediye de vermek istedik. Bu hediyeyi sunmak için Haşim arkadaşıma sözü bırakıyorum. Kendisi zaten açıklayacak. Tekrar önceden çok teşekkür ederim. Araba mı geldi?
Ha, şimdi demiş. Hocam ben size bir mail üzerinden attım. Öncelikle merhaba hocam. Yani her şey için çok teşekkürler. Son dakika oldu birazcık. Yani size sözü verip yani aradım. Yani biraz da öyle olduğu için bir önceki sunumuna da benzerlik gösterdi. Biraz tailor etmeye çalıştığım sizin için ama hocam gayet bakmayın. Yani dinlerken hiç sıkılmadan evimizde olduğumuz rahatlıktan dolayı bilmiyorum ama gayet yani keyif aldım hocam. Yani evet. Dinlerken de hani bir, peki, bayağıdır böyle bir şey dinlememiştik. Örneğin ilgili büyük çalışmalar dinlememiştik sizden. Yani orada araştırmacı bir olarak bunları duymak güzel geldi açıkçası hocam. Sağ. Yani biz de Korona Astronomi Kurulu olarak hocam yani size küçük bir hediyede bulundurmak istedik. Mail üzerinden attım hocam. İsterseniz bakabilirsiniz şu anda. Bilmiyorum yani görebiliyor musunuz mail üzerinden ama. Çift ekran çalışıyorum ben her zaman. Kabul ederseniz şey. Hocam. Çok seviniriz. Ya bu arada hocam Korona Astronomi demişken Korona Astronomi'den biraz bahsedeyim. En azından kim tabii. olduğunu bilmek adına insanların. Yani hocam Korona Astronomi pandemi döneminde koronavirüs olduğu zaman insanlar astronomiyi biraz daha aşılamak adına astronomi ve sanatı iç içe bulundurarak insanlara sunmalarını rica etmiştik. Böyle bir yarışma etkinliği düzenleyerek yola çıkarak başlamıştık. İşte yakın zamanda yine bir yarışmamız daha olacak hocam. Yani tamamen insanlara astronomi ve sanatı iç içe bulundurarak insanlara bunu bize şu anda da gözüküyor hocam. Bir yakın zamanda yani bu yayından sonra hafta içi bilim kurgu kitap kapağı tasarım yarışması düzenleyeceğiz hocam. Şu anda siz de görebiliyorsunuz belki de. Böyle bir yarışma düzenlemeyi düşünün tekrardan hocam. İnsanların en azından hani sanatını astronomiye harmanlayarak bize bu şekilde hani göstermesi bizim çok ilgimizi ve hoşumuza gidiyor hocam açıkçası. Yani bu kadar diyecektim hocam. Tekrardan teşekkür ederim. Umarım bu göndermiş olduğumuz hediyemizi de beğenirsiniz. Evet. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederim. Gaziantep Balıkalan Hatıra Ormanı'na 3 adet fidan bağışlamış adıma. İnşallah bayağı uzun ömürlü olurlar. Kesinlikle hocam yani. Biz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani evet. Soru sormak isteyen sanırım kalmadı şu anda. Biz de yayını yavaş yavaş bitirelim diyeceğim de eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bilmiyorum bugüne özel. Yok teşekkür ederim. Yani daha önceden ben de sizin şeye geç haberim olduğu için diğer yaptığınız sunumlara da katılım gösteremedim. Kusura bakmayın. Yani ama baktığım kadarıyla şeylerden güzel çalışmalar olmuş. Hocam bu ilkti. Aslında bu online şeyleri düzenlemek de böyle bir anlamda güzel bir duruma geldi. Öbür türlü organizasyon yapmak, ayarlamak, insanları bir fiziksel olarak bir yere getirmek şey oldu. Ve bunun dezavantajı da var maalesef. Yani yüz yüze olmuyor. Yani, yüz yüze olduğu kadar olmuyor yani, hocam. Hayır, dezavantajı şu. Her şey hakkında, yani hiçbir şey hakkında çok şey başlıklı bir toplantıya da katılabiliyorsunuz. Yani mesela CMS için CMS'in CMS'i için constantly meeting diye böyle sürekli buluşmalar. Yani bir arkadaşım iş yapamıyoruz toplantı yapmaktan falan diyordu. Özellikle pandemide bu ayyuka çıktı bir anlamda. Böyle durumlar da vardı. Şey değil, ekleyeceğim bir şey yok. Meraklı arkadaşlar çalışsınlar. Yine neyin ne işe yarayacağı sürpriz. Yani ben mesela kendi deneyimim açısından ona çok değinemedim. Yani benim 2014 yılında ilk bu hızlandırıcı projesine katılımıma kadar o kadar farklı alanlarıyla makine mühendisliğinin hatta biraz da yazılımın ve belki kontrol mühendisliğinin o kadar farklı alanlarında mühendislik anlamında o kadar ciddi ilgilerim oldu. Maymun iştahlık biraz da. Ama bir gün geldi ve ben neredeyse bunların hepsini kullandım. Yani farkında olmadan buna hazırlanmışız. Şey değil, çok mütevazi olmaya gerek yok. Arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü çok mütevazi olup kaybeden çocuklar da gördüm. Ama sadece iki tane LED yakıp söndürebiliyor diye CV'sine ya da LinkedIn'deki profiline Arduino biliyorum diye yazmaları da şey değil. Bu ikisinin arasını bulmak lazım. Yani şu an yeni nesilde, artık 40'ı devirdik çünkü, yeni nesilde gördüğüm eksik olarak yani genç arkadaşlar olduğu için de söylüyorum. Yani sebat etme ve biraz zora gelme anlamında daha ciddi olmak lazım. Bunun en basit iki tane örneğini vereyim. Bir tane arkadaş mesela yani internetten bağlantı kurup şey demişti. Ya hocam işte hani sizinle bir şey danışmak istiyorum. Evet buyur ya bizim üniversitem işte bir yeni bir laboratuvar kuruldu. Lisans öğrencilerini almıyorlar. Ben burada nasıl çalışabilirim, çok çalışmak istiyorum falan. Git dedim bedava kölelik teklif et. Bir gün dedim bir an gelir onların dedim işine yararsın. Ya işte hocam kölelik demesek bilmem ne. Sen sadece istiyorsun diye milyon liralık cihazların kapısını kimse sana açmaz. Önce gideceksin yani
Orada benim sunumumda belki kasla ilgili fotoğraflardan birini de gördünüz. Ben paspas yapıyordum orada. Çünkü oraya ben temizlikçi sokamıyoruz. Kendimiz, laboratuvar bizimse, tozu da bizim. Onu da biz temizlemek zorundayız. Ama hani böyle bir durumda bunlar rahatsız olan arkadaşım da olmuştu. Ya ben yapmam bunu vesaire vesaire. Ya da bu fotoğrafı ben internette gururla paylaştığımda ya işte bizim işte kafaya bak ya da Türkler de işte anca böyle falan gibi böyle bir şey oldu. Yani çalışıp sebat etmek önemli. Fiziksel ve psikolojik zorlanmaya hazırlıklı olup bunu kabullenmeniz gerekiyor. Hatta belki mazoşistçe gelecek biraz keyif almanız gerekiyor. Bundan ki bir noktaya gelebilirsiniz. Ben çok şükür yaptığım işten keyif aldığım için, hobi gibi gördüğüm için kendimi şanslı addediyorum ve yani çoğu zaman çalışıyormuşum gibi gelmedi bana. Hoşuma giden bir iş yapıyorum. Size de inşallah nasip olur böylesi diyeyim. Yani herkesin imkanının olduğu bir durum değil çünkü. Bu kadar ekleyeceğim. Tekrardan bir 10 dakikanızı çaldım. Kusura kalmayın. Hocam gerçekten çok tekrardan teşekkür ederim söyledikleriniz için. Bize bayağı bir motive etti açıkçası. Bunları sizin gibi bir araştırmacıdan bu kadar deneyimli bir insan duymak bizi çok motive etti açıkçası. Bu tip şeyleri duymak bizim aslında duymamız gereken şeyler hocam. Çünkü ya aslında şimdi tabiri caizse yani biraz gaza gelmek istiyoruz biraz. Hani istediklerimiz var, yapmak istediğim şeyler var ama yani gaza gelmemiz gerekiyor biraz hocam. Yani teşvik etmeniz bizi çok şu anda hani iyi oldu hocam. Çok sağ olun tekrardan. Çalışın tabii. Yani Gökhan hocamızın söylediği, çok sık söylediği bir şey vardı. Çalışın, çalışmaya alışın diye. Başka türlüsü yok. Kesinlikle hocam. Yani tamam herhalde sormak... arkadaşlar. Var mı daha ekstra soracağınız bir şey? Hocam teşekkür ederim. Hocam, katılımcılarımız var şu anda. Yani herkes size bir teşekkürde bulunmak istiyor. Onları görebiliyorum sadece chat'te yazılanlardan. Evet, chat'te yazılanları ben de görüyorum. Tek tek teşekkür etmeyeyim. Daha da vaktinizi çalmayayım. Ben teşekkür hocam, ederim. Lütuf buyurup dinlediğiniz için. Hocam çok güzel bir yayında. Emeğinize, ağzınıza sağlık. Tekrar başka etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Tamam, inşallah. Ben de bu yayını kapatmadan önce kendi pozumu vermek istiyorum hocam. Ha, tabii ver. Evet, hazırsanız arkadaşlar benim fotoğrafımı çekebilirsiniz. Korona astronomini görebiliyor musunuz? Tamamdır. Tekrardan görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Peki. Herkese iyi akşamlar. Ağzına sağlık hocam. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağ olun.